Kaydı başlattım çocuklar. Şimdi free convection'ın kaldığımız yerde devam edelim. Konsantrik silindir, yani iç içe geçmiş silindirlere bir bakalım. Şekilde gördüğünüz silindir, yani mesela bu silindir uzun bir silindir. Üç boyutlu düşünürseniz uzun bir silindir. Hatta bunun içinde de var, şöyle işte yaparsanız. Arasında da şey var. Bir tane akışkan var. O akışkanda da kitlesel hareket yok. Ya da işte ilk başta kitlesel bir hareket yok. Doğal taşınım olacak. Tabii en sonunda da bir kitlesel hareket olacak. Yani akış zorlanmıyor ama kaldırma kuvvetinden dolayı bir hareket olacak. Burada da doğal taşınım meydana gelecek. Şimdi şeyimize bakarsak, şeklimize bakarsak, iki boyutlu şeklimize. İçeride bir silindir, dışarıda bir silindir. Arada da bir akışkan var. O akışkan tabii ki ilk başta durgun. Herhangi bir force convection yok. Ama sıcaklık farkından dolayı kaldırma kuvveti oluşacak ve doğal taşınım artık meydana gelecek. Mesela bu durumda, şekildeki durumda içteki radius RI ve sıcaklığı TI inner olsun. Dıştaki sıcaklık RO, diğeri de outlet olsun ya da çıkış olsun, tamam mı? Aslında dış olsun, dış. Çünkü burada akışkan bir yere çıkmıyor. Şimdi bu durumda TI sıcakmış. O zaman akışkan TI'ye değdiği zaman ne olacak? Yukarı doğru çıkacak. Değil mi? Çünkü yoğunluğu düşecek. Yukarı doğru çıkacak. Tekrardan soğuğa geldiği zaman aşağı doğru gelecek. Yani şöyle bir akış paterni oluşacak. Yukarı doğru çıkacak. Tekrardan aşağı doğru gelecek. Yani yukarı doğru çıkacak. Aşağı doğru gelecek. Yani neresi sıcaksa akışkan oradan yukarı çıkacak. Neresi soğuksa akışkan oradan yukarı inecek. Bu silindir simetrik olarak yerleştirildiği için iki tane silindir. Burada da akış paternleri simetrik olarak gözüküyor. Burada onu söyleyebiliriz. Tam tersi olsaydı ne olacaktı? Biz zaten bunu yapmıştık. Tam tersi olsaydı ne olacaktı? Yani akışkan sıcak, yüzey ya da şöyle diyelim. Burada iç yüzey daha sıcak, dış yüzey daha soğuktu. Burada dış yüzey daha sıcak olursa ne olacaktı? Yine aynı pattern olacaktı ama dış yüzey daha sıcak olduğu için akış buradan yukarı gelecekti. Daha sonra soğuk yüzey gelince aşağı inecek. Yani akış pattern'ında hiçbir şey değişmeyecek. Sadece yönleri değişecek. O zaman tekrardan şunu böyle kalemle çizersem yönleri ne olacaktı? Dış taraf sıcak olunca artık yönler yukarı doğru gidecek. Yukarı doğru gidecek. Bu da aşağı doğru gelecek. Şunları sileyim. Bunları sileyim. Bu da aşağı doğru gelecekti. TO, TI'den büyük olduğu zaman. Yani aslında aynı yapı oluşacaktı ama akış yönü tam tersi olacaktı. Bunu anladınız mı çocuklar? Evet hocam. Yani akışın yönleri sadece sıcakta yukarı gidecek, soğukta aşağı inecek diye böyle bir selüler ya da döngüsel bir yapı meydana gelecekti. Şimdi burada hangi denklemi kullanıyoruz? Diyor ki biz mesela iki tane silindir koyduğumuz takdirde, şöyle iki tane silindir koyduğumuz takdirde, işte A silindir olsun, B silindir olsun. Buradaki radyal yöndeki ısı geçişi şöyle hesaplanıyor. 2 pi lk, ts1 eksi ts2 bölü ln d1 bölü l2. Hatta buradan da şeyi hesaplıyorduk hatırlarsanız. Termal direnç hesaplıyorduk değil mi? Şimdi burada çocuklar bu denklemin aynısını alıyorum. Buradaki denklemde ne farkı var? Şöyle düşünün. Ya da şöyle yapın. A'sı B'sine de gerek yok. İç sıcaklık var. Dış sıcaklık var. Arada bir tane de A katısı diyelim. Burası katı. Katıdaki ısı geçişimiz Q radyal. Yani radyal yönündeki ısı geçişimize bakıyoruz. Pardon, orada ne istediğimi bilmiyorum. Bir daha çizeyim. Hatta şöyle yapalım. Şu denklemi alayım. Şu denklemi alayım. Aslında hiçbir şey değişmeyecek. Kolay bir şey ama bir yeniden çizmek daha mantıklı. Bunu aldım. Bunu aldım. Denklemler aynı analog üzerine kurulmuş. Bir de şimdi problemi çizeyim. Mesela şöyleydi ya problem. Şöyle diyelim. Şurada radyal yönde, yani daha iletim için konuşuyoruz. Burada bir A katısı olsun. Bunun iç sıcaklığı TI. Dış sıcaklığı TO olsun. Radyal yöndeki ikisi geçişi şuradaki formülden hesaplanıyor. Biz zaten bölüm 3'te bunu görmüştük. Burası katıydı değil mi? İletimde ya da durgun akışkandı. Bu sefer doğal taşınımda ne olacak? Akışkan artık yani yine durgun akışkanına biz kaldırma kuvveti verirsek doğal taşınım meydana gelecek. Yani force bir durum yok. Burada K yerine çocuklar KF yazarsak aynı denklem. 2 pi L KF T X T sonsuz. Yani şöyle
Şuradaki denklemi alıyorum. QR denklemini. 2 pi L K yerine KF'i alıyorum. Burada işte şöyle demiş. TS1 olsun, TS2 olsun. Tamam mı? Yani yüzey sıcaklığı, yüzey sıcaklığı 2 ile şuradaki denklemde. TI eksi TO bölü ln R0 bölü RI'yi alıyorum. Aslında buradaki denklemde denklemin aynısını alıp sadece notasyon değiştiriyorum. En büyük değişiklik ise K yerine, buradaki katının K'sı yerine efektif bir tane K alıyorum. Tabii bu K efektifi de bir formülle belletmem lazım. Buradaki mantığı anladınız mı? Aynı formül. K yerine KF yazıyorum. Sıcaklık farkı aynı kalıyor. İşte şeylerde, yarıçap oranları da aynı kalıyor. Mantığı anladınız mı? Anlaşılmayan bir şey var mı evet, çocuklar? Şimdi böyle KF'de efektif termal conductivity diyoruz. İşte bu eskiden moleküler conductivity'di. İşte katı içinde aldığımız zaman moleküler conductivity'di. Ama burada artık, yani moleküler dediğimiz malzemenin özelliğiydi. Burada da efektif termal conductivity diye bir değer alıyoruz. Efektif termal conductivity, çünkü burası artık, burada akışkan var, fluid var. Değil mi? Artık katı değil. Kf bölü K, bu da K dediğimiz şey de şu. Buradaki fluidin K'sı. K fluid, tamam mı? 0.386 Prandtl bölü 0.861 artı Prandtl üzeri 1 bölü 4. R ile C üzeri 1 bölü 4. R ile C de şu çocukla. Konsantrik silindir dediği için burada onun şeyini almış. Konsantrik cylinder dediği için aslında cylinder da olabilir. Cylinder'ın indisini almış. O yüzden R ile C diyoruz. Burada R ile C şöyle hesaplanıyor. Zaten R ile biliyorsunuz. GB, TS, TX, T sonsuz değil mi? Böyle LC'nin kübü böyle viskose çarpı alfadan hesaplanıyor. LC de diyor ki karakteristik uzunluk len scale 2 ln R0 bölü RI üzeri 4 bölü 3 bölü RI eksi 3 bölü 5 artı R0 eksi 3 bölü 5 toplam bunun parantezi 5 bölü 3 şeklinde karşımıza çıkıyor diyormuş. Demek ki bunlar da bir nevi ampirik formül ve ya birebir ezberlenmesi gerekmiyor ama bir fikriniz olması gerekiyor. Ezberlemenize de gerek yok. Tekrardan gelirsek burada fluid var. Efektif fluid'i K efektif bölü K fluid. Stationary fluid aslında yani şu şey. Yani aslında burada efektif bir nevi ne oluyor biliyor musunuz çocuklar? Eğer durgun akışkan varsaydı K fluid diyecektik değil mi? Ama burada akışkan artık hareketli. O yüzden akışkanın hareketini de hesaba katarak K efektif diyoruz. Burada Prandtl sayısının fonksiyonu ve Rayleigh sayısının fonksiyonu olarak da efektifi bulup bir önceki denklemde aslında bizim ana bir boyutlu radyal yöndeki transferi veren denklemde aslında bu conduction denklemi. Biz aynı denklemde K'yı KF yaparsak artık bunu free convection'da da kullanabiliyoruz. LC'mizi de böyle hesapladık. Diyor ki mesela buradaki yukarıdaki denklemler şu halde kullanılabilir diyor. 0,7 ile 6 bin Prandtl sayısında. Rayleigh sayısı da 10 üzeri 3'te. Rayleigh sayısı C 10 üzeri 7'den küçükte kullanılabiliyor diyor. Bir de şöyle bir şey demiş. Rayleigh sayısı 100'den küçükse K efektif K oluyor. Demek ki Rayleigh sayısı 100'den küçük olma durumu ne demek? Sanki akışın hareketi yok ve conduction var demek ki kullanıyoruz. Çünkü conduction'da ne olacaktı? KF K'ya eşit olacaktı. Aynı denklemi kullanacaktık. Eğer şurada yaparsak iki denklemi, şöyle yaparsak KF K'ya eşit olsa ne olacaktı? Conduction, yani iletim meydana gelecekti. Yani Rayleigh sayısı 100'den küçük olma durumunda, pardon çok ilerledim, KF K'ya eşit olacak diyoruz. Ve bir de diyor ki bütün özellikler ortalama sıcaklıktan hesaplanabilir. TI artı TO bölü 2 yani. Çünkü bir de biz problem çözümünde ne yapıyorduk? Elimizde iki tane sıcaklık vardı. Yani TI ve TO, TI ve TO. Bunları ne yapıyorduk? Yani bir tanesini hesaplasak diğer sıcaklığı sanki işin içine dahil etmemiş gibi oluyorduk. O yüzden iki sıcaklığı toplayıp ikiye böldüğümüz takdirde bu sefer de ortalama bir sıcaklık bulup bütün Prandtl'ları, Rayleigh'leri hep oradan hesaplayabiliyorduk. Ve diyor ki burada daha a more detailed correlation, işte silindirler üzerindeki, yani eksenel silindirlerle de ne diyeyim, eksentrik yani aynı merkeze sahip silindirler arasında Quent ve Goldstein muhtemelen bunlar Almandır. 1976 yılında yaptıkları yayında aynı bize, pardon sfere geçti. Şuna bakmayın tekrardan şöyle.
buradaki yayınlarda bulabilirsiniz diyor, daha fazla detaylı korelasyonlar, ama bizim için, bu ders için bunlar yeterli diyebiliyoruz. Daha sonra birbirinin içine geçmiş kürelere bir bakalım. İşte bu sefer küre yine aynı mantık. Tabii iki boyutu çizdiğiniz için bir şey değişmiyor. Burada ne olacak çocuklar? Yine sıcak tarafına geldiği zaman yükselecek akışkan, soğuk tarafına geldiği zaman da düşecek mesela. Burada o zaman ne olacak? Ti T0'dan büyük olacak. Burada da yine bir döngüsel hareket olacak. Diğeriyle çok büyük bir farklılık yok. Tabii burada artık kürenin şekline bağlı olarak simetrik yüzey değen yerlerde, yani sıcak yüzey değen yerlerde yukarı çıkacak, soğuk yüzey değen yerlerde aşağı inecek akışkan. Ve yine simetrik özellik karşımıza çıkacak. Size bir soru sorayım çocuklar, ama bu biraz üst düzey bir soru. Şimdi burada bir simetrik dedik mesela. Rayleigh sayısı 10 üzeri 9'dan büyük olsa buradaki simetriklik kalır mı? Bu üst düzey bir soru ama bir yorum getirmenizi istiyorum. Yani akış doğal taşınım türbülansa girerse burada simetriklik kalabilir mi, kalmayabilir mi? Sesim geliyor mu gençler? Geliyor hocam. Tabii bence çok kalmayabilir diye düşünüyorum ama. Çünkü kalmaz. Türbülansta gelişi kalmaz. Güzel gideceği için. Ya, çok güzel açıkladın. Yani bu seviyede ancak o kadar açıklanırdı. Çünkü daha lisansta transferi akışkanları gördüğün seviyede. Türbülans hem yerel hem zamansal geliş güzel ve çok dalgalı, yani çok belirlenemeyen bir akış türü olduğu için Rayleigh üzeri 9'da aslında bunu çözmek lazım. Oturup bunu numerik olarak çözmek lazım. Rayleigh 10 üzeri 7 mesela çözersiniz, laminar bir durum. Böyle kalıyor mu? Ama 10 üzeri 9 çözerseniz ya da 10 üzeri 10 çözün, kalıyor mu? Muhtemelen kalmayacak. Çünkü artık türbülansa geçmiş olacak. Bir de iç içe geçmiş silindirlerde kürelere tekrardan bakarsak yine conduction için böyle bir denklemimiz vardı hatırlarsanız. Conduction için şöyle bir denklemimiz vardı. Bunu da yine bölüm 3'te öğrenmiştik. Aynı şekilde K yerine K efektif koyarsanız işte sıcaklık farkı yerine TE eksi sonsuz, İçteki yarıçap yerine 1 bölü R1 yerine 1 bölü R, dıştaki yarıçap yerine 1 bölü R2 yerine 1 bölü R0 koyarsanız aslında sadece tek değiştirdiğimiz K yerine KF'i koymak. Diğerleri sadece notasyon değişiyor. K yerine KF'i koyarsanız bu denklemde siz burada yine ısıyı bulmuş olursunuz. Yani buradaki conduction denklemini free convection denklemine convection denklemine çevirmiş olursun. Burada da yine KF bölü K 0.74 yani Prandtl sayısı ve Rayleigh sayısının fonksiyonu. Burada Rayleigh sayısı buradaki S dediğimiz sphere'den gelmiş oluyor. Yine G beta TS eksi T sonsuz bölü LS'nin kübü bölü viskosite alfadan hesaplanıyor ve LS'de yani aslında bu da karakteristik bir uzun landscape'in aşağıda gördüğünüz gibi R ve R10'un fonksiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Yani buradaki denklemde LS'yi bulacağız. Rayleigh sayısını bulacağız. Rayleigh sayısından sonra da Prandtl sayısını ortalama sıcaklıktan hesaplayacağız. Çünkü bütün değerler ortalama sıcaklıktan hesaplıyordu. Ortalama KF'i bulup KF'den de ısı geçişini bulmuş olacağız. Konsantrik sferlerde yani iç içe geçmiş eşeksenli sferlerde. Biz ısı geçişini bulacağız. Diyor ki yukarıdaki denklemler 10 üzeri 4'ten küçük durumlarda geçerli ve 0.744.000 Prandtl sayısı için geçerli. Bütün değerler ortalama sıcaklıktan hesaplanmış ve diyor ki yine aşağı yukarı K eşittir KF olursa ne olacak? Burada da o zaman conduction var. Çünkü bu aynı denklemi yine kullanmış oluyoruz. K eşittir KF olursa conduction olmuş oluyor, iletim olmuş oluyor diyebiliyoruz. Şimdi çocuklar bu soruları, bir tane soru var, bunu çözelim. Ve daha sonra işte taşınıma, doğal taşınıma devam edeceğiz. Bir konu daha kaldı, çok küçük bir konu daha kaldı. Şimdi iki çiçeğe geçmiş, iki tane silindir var. Silindirin orada buradaki gri şeklinde gösterdiği yerde de H
Hava boşluğu var. Hava var yani. Tamam. İç sıcaklık 120 dereceymiş. Dış sıcaklık 35 dereceymiş. Aslında diyor ki iç sıcaklıkta burada su buharı geçiyor. Su buharı geçerse ne olacak? Orada bir kaynama var. Kaynama dediğimiz zaman ne olacak? Bir faz değiştirme var. Faz değiştirme de bu içerideki sabit sıcaklığı sağlayacak. İç çap 0.1 metre. Dış çap 0.12 metreymiş. Ve diyor ki if the shield is 35 derece, yani ilk sıcaklık ya da şeyin dış sıcaklık 35 dereceymiş. Estimate the heat transfer, yani QR'yi hesaplayın diyor. QR'yi per unit length için hesaplayın diyor. Aslında biz burada, bu da bir long cylinder. Küreli long cylinder. A long tube, yani concentric cylinder'ı hesaba katacağız. Yani şuradaki denklemleri hesaba katmış olacağız çocuklar. Tamam mı? Yani şuradaki denklemi alacağız. Şu denklemi hesaba katacağız. Bir de şuradaki Kf bölü K ya da Lc denklemini hesaba katacağız. Şimdi soru çözümüne bakalım. Diyor ki properties ortalama sıcaklıktan ilk başta bulunur diyor. İlk sıcaklığımız ne? İlk 120 derece artı dış sıcaklığımız 35 derece 155. Değil mi? Böyle 2. 75-77,5 mu oluyor? Bunu da 273'e toplarsanız ne oluyor? Aşağı yukarı 350 nokta 350,5 Kelvin diyor mu? Aşağı yukarı 350 Kelvin oluyor. Bunu niye aşağı yukarı? Topladığım takdirde tamam. 273'e topluyorum. 350 Kelvin oluyor. 350 Kelvin'deki malzeme özelliklerine bakarsak havanın K'sını vermiş. 0.03 air. Kinematik viskozitesini vermiş. 20.92 çarpı 10 üzeri. Pardon çocuklar. Şöyle yapayım. Büyütmek için yaptım. Büyümüyor. Bir girip çıkayım tekrardan. Şöyle. Şimdi büyüdü ama o slide'de büyümedi. Şöyle bir daha büyüteyim. Allah Allah, bunda neyi büyüyor bilmiyorum. Bir daha gelip çıkayım da. Şimdi büyüdü. Daha iyi görebilmek adına. Viskosite 20.2 çarpı 10 üzeri eksi 6 metrekare bölü saniye. Asa eğilim katresi, katresi 29.9 çarpı 10 üzeri eksi 6 metrekare bölü saniye. Prandtl 7. Beta neydi çocuklar? 1 bölü 350 olacak değil mi? 1 bölü T. Yani 1 bölü 350 0.0285 Kelvin üzeri eksi 1. Daha sonra diyoruz ki buradaki ısı geçişini hesaplayın diyor. Isı geçişimiz bu formülde bulunabiliyordu. Benim burada aklıma takılan bir şey var. Burada birim boy için denklemi vermiş. 2pi kl. Burada l mi vardı şeyde soruda? Burada l olduğu için l'ye bölmüş. Şimdi tam kafam oturdu. Bak burada l vardı. Şöyle denklemi 2pi l kf dedi ya. Burada birim boy için aldığı zaman şöyleydi. 2pi l kf'di. Ti eksi t sonsuz bölü ln r0 bölü ri'di. Burada birim bu şuydu. Ama birim boy için alırsak bunu da l'ye bölersek birim boy için almış oluyoruz. Şimdi kf'i bulalım. Kf'i bulmak için hangi denklemimiz vardı? Kf Prandtl'ı bileceğiz. Rayleigh sayısını bilecektik. Kf'i o zaman Rayleigh sayısını bulacağız. Rayleigh sayısında bize lc'yi bizden istiyordu. Lc'yi bulmamız lazım. Lc'nin formülü şuydu. Karakteristik bir uzunluk ya da length scale. 2 ln r0 bölü r3 üzeri 4 bölü 3. Ri eksi 3 bölü 5 artı r0 eksi 3 bölü 5'in toplam 5 bölü 3'üydü. Bunu da yerine koyarsanız r0 ne oluyor? R0 0.06 metre. Ri de 0.05 metreymiş. Çünkü yani çapı 2'ye bölüyorum. Bunları yerine koyarsam benim lc 0.00117 metre olarak bulunuyormuş. Rayleigh C o zaman o haliyle ne olacak? G beta T eksi T sonsuz bölü Lc'nin kübü bölü viskosite alfa. G 9.8 metre bölü saniye kare. Beta 1 bölü 350 değil. 0.0285 Kelvin üzeri eksi 1. İç sıcaklık eksi dış sıcaklık. İç sıcaklık daha büyük. 120 derece artı 35. Ya da 120 ise eksi 35 farkına oluyor. Pardon. Çarpı Lc'nin kübü 0.0117 metrenin kübü.
Böyle viskozite 20.92 çarpı 10 eksi 6 metrekare bölü saniye çarpı seyrelim katsayısı 29.9 çarpı 10 eksi 6 metrekare bölü saniyeden Rayleigh sayısı 171 çıkıyormuş. 171 çıkarken ne olacaktı? Şuna dikkat ediyorduk. Eğer yüzden aşağısıysa Kf K alıyorduk. Demek ki 171 olunca ne olacak? Artık Kf Rayleigh. 70 olunca K, Kf eşit değildir. Demek ki artık burada konveksiyon var. Free convection var. Diğer türlüsünde convection olacaktı. 171'miş. O zaman Rayleigh 171. Prandtl'da tablodan okuduk. 0.7'ymiş. O haliyle Kf'i de hesaplarsam ne olacak? Kf 0.386 çarpı. Kf bölü Kd'yi vermiş diye soruda. Burada K'yı şuraya almış denklemini çıkartırken. Çarpı 0.30 watt metrekelvin. 0.07 bölü 0.661 artı 0.7 üzeri 1 bölü 4'ü çarpı 175'in üzeri 1 bölü 4'ü tekrardan. Buradan da o moleküler değil de efektif ısı geçiş katsayısı ya da ısı iletim katsayısı diyebiliriz daha mantıklı. 0.343 watt bölü metrekare çıkıyor. Havanın tabii ki bu. Buradan da birim boy için ısı geçişi buradan hesaplanacak. 2 pi qf. Yani zaten denklemde burada var. Ti eksi t sonsuz bölü ln r sıfır bölü ri. Buradan da 2 çarpı pi kf'i yukarıda yeni bulduk. Böyle ln 0.06 r sıfır bölü 0.05 çarpı sıcaklık farkı ti eksi t sonsuz 120 eksi 35. Bu da 100 watt bölü metre olarak bulunmuş oluyor. Demek ki burada denklemleri bilirseniz yerine koyması çok önemli. Bir de bakacağınız şey Rayleigh sayısı 100'den küçük mü değil mi? Yer yüzden küçükse Kf'i K alıp conduction gibi hesaplıyorduk. Eğer yüzden büyükse de şöyle yapalım. Büyük olma durumu bizi daha çok ilgilendiriyor. Büyük olma durumundaysa da Kf'i bulacağız. Kf'de Prandtl ve Rayleigh'in fonksiyonunu Rayleigh'i bulacağız. Rayleigh'de Lc'yi bulmamız gerekiyor. O zaman Lc'yi bulacağız. Rayleigh'e geçeceğiz. Kf'i bulacağız. Oradan da Kf'den de ısı geçişini bulmuş olacağız. Soruyu anladınız mı çocuklar? Hocam bu özellikleri bulurken sınavda siz değerleri verecek misiniz yoksa bizim tablo yanımızda mı olması lazım? Bu hava tablosu yani ortalama sıcaklıktan buluyoruz ya. Ya ben eski üniversitemde yani eski sorularım belki de sen de görmüşsündür sorulara bakıp Hüdayi. Çünkü sen şey yaptın ya taratıp şey yaptın. Aha. Ben orada artı bir şey yani yanınızda bir tablo mavlu getirmemiz için ben size veriyordum. Ya tabloyu veriyordum, ilgili tabloyu oradan okuyun. Ya da size direkt şey özelliklerini veriyordum. Ya orada da yazıyordum işte T'yi artı işte mesela şurada 120 artı 35 diyor. Mesela 350 Kelvin için diyordum hava için. Değerler bunlardır diyordum mesela. Anladım, orada yazıyordum. Yani. Orada gösteriyordu. Ya yani. Ona bakarız. Doğru. Yani bilmiyorum. Şimdi çarşamba kadar da Müslüm Hoca ile çünkü bizim sınavımız ne zamandı? O gelmişti bize de size ilan edildi mi bilmiyorum. Hocam. En son 6 Ocak. Son gün mü? Yani Cuma'dan Perşembe günü 6 Ocak aynen. Aynen işte Perşembe günü hatta nümerik analizi de aynı güne koymuşlar. Yani ard ardaya koymuşlar. İkisini aynı alanlar biraz sıkıntı yaşayacaklar. Ya bilmiyorum tamam şey olacak yüz yüze olacak ama sınav durumunu bilmiyorum. Hocayla bir konuşmamız lazım. Ben zaten o kesinleşecekçe el desteği bir şey atarım sizlere bir bilgilendirme mesaj atarım. Tamam? Tamamdır hocam. Şimdi combined free ve force convection olursa nasıl olur? Onlara bir bakalım. Çocuklar bir müsaade eder misiniz? Bir şey geliyor bu telefon. Şimdi çocuklar, sesim geliyor mu tekrardan bir kontrol edin. Geliyor hocam. Tamam. Şimdi biz free ve force convection'ı beraber düşündüğümüz durumlar vardı. Bunları bu denklemleri önceden işlemiştik. Grashof sayısı ve Reynolds sayısı 1'e eşitse
neydi? Doğal taşınımla force convection, yani doğal taşınımla ya iç akış ya da işte yani zorlanmış taşınım beraber işe girebilir ya da combined free and force convection together. Tamam. Ama mesela neydi? Grashof sayısı Reynolds sayısının oranı, Reynolds sayısının karesi tabii ki. Birden çok küçük küçükse ne olacaktı? Grashof sayısı küçük olacaktı. Grashof sayısının küçük olması demek force convection hesaba katacak. Yani free convection negligible ya da ignore olacak. Tam tersi olduğu durumdan olacaktır. Grashof sayısı birden Grashof sayısı Reynolds'un karesinden birden çok büyük olduğu durumda ne olacak? Bu sefer Grashof sayısı etkin olacaktı. Free convection olacaktı. Force convection negligible olacak. Demek ki biz Grashof sayısıyla Reynolds sayısının Grashof sayısı Reynolds sayısı karesini çok önemli buluruz karesi. Burada niye kare almıştık? Onu da bana söyleyebilir misiniz? Niye kare almıştık çocuklar? Hatırlıyor musunuz? Niye Grashof sayısının karesini aldık? Ya da Rayleigh sayısının niye karesini almıştık boyutsuzlaştırırken? Hatta karesini alıp Rayleigh sayısını bulmuştuk. Rayleigh sayısı Grashof sayısı, pardon da yani oradan Grashof sayısına geçmiştik. Niyeydi hatırlıyor musunuz? Niye burada karesini hesaba katmıştık? Hocam o formülle alakalı bir şeydi sanırım. Bunu söyleyeyim. Sınavda 10 puan vereceğim. Vermezsem şeyim yani. Direkt artı 10 puan daha gelecek. Hocam hızı şey yapmak için miydi? Orada formüldeki hızı elimine etmek içindi galiba. Öyle bir şey hatırlıyorum ama. Tamam, elimine etmek içindi. Asıl soru şu, 10 puanlık soru şu. Biz o formüldeki hızı niye elimine ediyoruz? Bunu bana söyleyin, tamamdır. Çünkü düşük bir hız olduğu için. Söyleyeyim mi? Artık 10 puan gitsin. Hızdan bağımsız olduğu için. Hayır. Şöyleydi çocuklar, artık 10 puan gidiyor. Mesela force convection'da biz diyorduk ya. Şöyle bir force convection'ımız olsun. Burada bir hız geliyor diyorduk. U0 hızında bir hız var. Bu U0 giriş hızı ya da bir karakteristik hızdı. Ama doğal taşınımda herhangi bir karakteristik hız yoktu hatırlarsanız. Çünkü zaten akışkan durgun. Daha sonra işte kaldırma kuvvetleri oluşuyor sıcaklık farklarından dolayı. İşte sıcaklık farkı oluyor, yoğunluk farkı oluyor, kaldırma kuvveti oluyor. O yüzden U sonsuz gibi, yani U0 gibi bir karakteristik hız olmadığı için biz Grashof sayısını hızdan arındırıyorduk. İşte o yüzden Reynolds'a çarpıyorduk Grashof sayısını bulmamak için. O yüzden Grashof sayısını Reynolds'a böldüğümüz takdirde Reynolds'un karesi, çünkü Reynolds'a niye karesini yeni yaptığımız derseniz nasıldır Reynolds sayısı? U0 DH bölü kinematik viskosite diyelim. Yani rho yaparsak burası da mü'dü. Bunu karesiyle çarparsanız U0 kare oluyordu. Grashof sayısının önceki halinde de U0 kareler vardı. U0 kare ile U0 kare birbirini götürüp U0 karesiz bir tane denklem elde ediyorduk. Hatırladınız mı? Evet hocam, evet. Evet hocam. Ya, olay buydu yani. Genel burada bir hızın olmaması, yani buradaki hızın olması şeydi. Ne diyelim? Yani anlamsız bir şeydi yani, çünkü doğal taşınımda herhangi bir yerde hız yok zaten, her durgun bir akışkandı. Bu artı bilgi zaten şeydi. Şimdi burada biz şu duruma bakıyoruz. Combined x'in beraber olduğu duruma bakıyoruz. Burası kesin. Şimdi bir de 3 farklı durum var. Mesela the three special cases diyor. Bu durumlardan şöyle. Eğer kaldırma kuvvetinizle sizin yer çekimi kuvvetiniz aynı yöndeyse buna assisting diyoruz. Yani mesela şöyle düşünün. Soğutulmuş bir yüzey var. Sıcak akışkan soğutulmuş yüzeye gelince ne oluyordu? Aşağı doğru akışkan geliyordu değil mi? Kaldırma kuvvetinin yönü bu. Burada da şey geliyordu. Yer çekimi ivmesi geliyordu. Buna biz assisting flow diyoruz. Tamam. Ama tam tersi opposite direction'a bakarsak sıcak akışkan bu sefer şöyle diyelim. TSO daha büyük TS'den. Burada da tam tersi vardı. TS büyük TO'dan ne olacaktı? Akışkan yüzeye değip aşağıdan yukarı doğru gidecekti değil mi? Ama yer çekim ivmesi ne? Ters yöndü. Buna ne olacaktı? Opposite flow. Opposite direction, opposing flow olacak. Yani bu o zaman
Bu the same direction. Assisting flow olacaktı. The opposite flow ise şöyle göstereyim. Diğeri de opposite flow olarak karşıma çıkacaktı. Ya da perpendicular direction, transverse flow ya da çapraz akış dediğim şey de şu olacaktı çocuklar. Mesela bir silindir üzerinde bir akış var. Doğal taşının. Sıcaklık şöyle olsun. T0'dan büyük olsun. Ne olacak? Akış böyle gelecek. Yukarı doğru çıkacak. Bu hem bu transverse flow. Bu hem transverse flow ya da artı bir de ne? Opposite flow. Çünkü yer çekimi aşağı doğru. Mesela tam tersi durumda ne olacaktı? Şöyle özellikleri vereyim. Şu tanımlama bizim için yeterli. Aşağıdaki örnekleri de şöyle açıklayabiliriz. Tekrardan açıklayalım çünkü orası önemli. Yazılar bunlar. Mesela her zaman yer çekimi nasıl bu? Bizim doğamız böyle çalışıyor. Değil mi? Biz bu durumda ne olacak mesela soğuk akışkanda? Pardon, T sıcak akışkan soğuk yüzeyde şöyle olacaktı. Yer çekimi de böyle olduğu zaman assisting flow. Assisting flow. Tamam, AP dedim. Diğer türlü ne olacaktı? Yüzey sıcak olduğu zaman akışkan böyle olacaktı. Buradan başlayıp yukarı doğru çıkacaktı. Ama yer çekimi mesela her zaman aşağıda. O yüzden buna da opposite flow diyecektik. Opposite flow. Bu assisting flow. Burası A. Mesela bir de şuna bakalım. Silindir üzerindeki akışa bakalım. Doğal taşınım. Şöyle işte. Burada yüzey sıcaklığı daha fazla. Akışkan sıcaklığından. Ama yer çekimi mesela aşağıda. Hem burada transverse flow var. Transverse flow. Hem de opposite flow var. Çünkü yer çekimine karşı bir hareket yapıyoruz. Ama tam tersi durumunda ne olacak? Yüzey akışkanlı şey, akışkan soğuk, pardon, yüzey soğuk, akışkan sıcaksa ne olacak? Soğuk yüzeyde akışkan deyip aşağı doğru gelecek. Hem de yer çekimi mesela de aşağı yönde. O zaman burada hem perpendicular flow var, transfer flow, yani şöyle diyelim. TRTF diyelim. Hem de burası opposite. Bir de opposite flow var. Burada da o zaman ne olacak? Transfer flow var. Hem de assisting flow var. Çünkü yer çekimi ivmesiyle de aynı yönde. Mantığı kaptınız mı çocuklar? Örnekleri. Evet hocam. Burada da şunları anlatıyor. İşte verdiğim örnekleri biraz daha İngilizce vari anlatmış oluyor. Burada da çocuklar Nusselt sayısı. Çünkü biz ikisini beraber hem force hem de free convection'ı beraber hesaba katıyoruz. Bu force convection, F indisi neyse natural convection ya da free convection olarak karşımıza çıkıyor. Artı ya da eksi dolma durumu var. Diyor ki Nusselt sayısı. Nusselt. Ne diyelim Nusselt? Force and artı eksi durumu var Nusselt. Diğeri de natural. Force ile free karışacağı için natural denmiş. And. Burada artı olma durumu, assisting durumu varsa artı olacak, transfer durumu varsa da artı olacak diye düşünüyoruz. Opposite durumu varsa da biz buraya eksi koyuyoruz. Şimdi mesela şöyle bir soru sorabilirsiniz bana. Şu anda benim de aklıma geldi. Mesela ben size dedim ya şurada. Burası transverse flow yani çapraz akış var. Zaten transfer flow artıydı. Şurada değil mi? Assisting flow ile transfer flow artıydı. Burada zaten double artı olacak. Yani her türlü artı. Ama şurada hem transfer flow var artı özellik hem de opposite flow var eksi özellik. Burada acaba hangisini kullanacağız? Hangisi daha etkinse yer çekim ivmesi mi daha çok akışa etkin ya da çapraz akış mı transverse flow mu daha çok etkin? Buna bağlı olarak artıyı eksiyi koyabiliriz. Yani ikisinin beraber olma durumunda mesela yani hem transfer flow var hem de opposite flow var bir problemde. Biz bu durumda şuradaki artı mı koyacağız, eksi mi koyacağız? Soru işareti. O yüzden de mesela transfer flow mu daha fazla free convection etkiliyor ya da opposite flow mu daha fazla free convection etkiliyor? Orası karar verip burada artıyı eksiyi ona göre koyacağız. Tamam. Yani birbirini yani force convection ile natural convection birbirini etkiliyorsa yani bu kesinlikle yani birbirini etkiliyorsa dediğim şu birbirini ya Nusselt sayısını arttıracak ya da Nusselt sayısını azaltacak bu durum. Eğer natural convection, free convection, assisting ve transfer flow varsa burası artı. Nusselt sayısını artıracak. Opposing flow varsa da eksi olacak diyoruz.
Ve buradaki ne, üzerindeki neyse çocukta bir üstü genel olarak 3 kullanılır diyor. Ama transfer flows involving horizontal plate varsa mesela yani bir çapraz akışı varsa bir horizontal plate'in üzerinde çapraz akışı varsa, akış böyle geçiyorsa ya da şöyle diyebiliriz, çapraz akış biraz daha şöyle tanımlamış ki şöyle yukarı doğru giderse bu plate'in üzerinden bir çapraz akışı varsa ne 7/2 oluyormuş ya da transfer flow involving cylinder and spheres varsa, yani burada yine bir şöyle bir silindir üzerinde transfer flow varsa burada da ne, yani silindir ya da küre varsa ne 4 alınır diyor. Ama genellikle 3 alınır diyebiliyoruz. Yani bu aslında bayağı bir ilk zamanlarda önerilmiş denklemler ama daha fazlaki denklemler literatürde bulunabiliyor ama bizim için önemli olan şu: force convection da nusat etki eder. Natural convection, free convection da etki eder. Eğer destekleyici akış, assisting flow ve çapraz akış varsa burası artı olur. Ters akış varsa da, opposite flow varsa da eksi olur. Ve 3 durum içinde işte genellikle 3 kullanır. Transfer flow horizontal plate varsa bu genellikle işte 3.5, 7/2 kullanır en. Ya da işte transfer flow involving cylinders or sphere varsa da en 4 kullanır diyebiliyoruz. Tamam mı çocuklar? Mantığı anladınız mı? Evet hocam. Anladıysanız burada şey dersimiz bitsin. Neydi? Free convection, doğal taşınım dersimiz bitsin. Bir 10 dakika ara verelim. Daha sonra radyasyona, ışınıma geçeceğiz. Tamam mı çocuklar? Tamamdır hocam. Bir 10 dakika ara veriyorum çocuklar.
Çocuklar başlayalım mı? 7 dakika olmuş ama başlayalım mı? Sesim geliyor mu? Gençler sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Geliyor hocam. Başlayalım. Bu arada 2 kişi kalmışsınız. Evet hocam öyle olmuş biraz. Allah Allah. Niye ya? Hiç ilginizi çekmiyor musun transfer diyeceğim de? Geçersin not ortalamanız kaç? Hüdayi senin yüksekti. Yunus Emre senin yüksekti muhtemelen böyle derslere katılıp. Evet hocam. Kaç mesela? Benimki 3.5 üstüyle 3.5 galiba böyle bir şey. Hocam benimki de 3.1. Kaç? 3.1 hocam. Bu çok yüksek. Gayet. Demek ki yani şey başarılı öğrenciler ya da işte daha disiplinli çalışkan öğrenciler geliyor derslere diğerleri de o kadar takip etmiyorlar yani. Hüdayi senin hangi dersin BB'ye ayıptır o? Hocam dinamik ikinci dönemi şey bir ikinci sınıfta dinamik biraz zordu. Şenol Hoca sağ olsun. Evet zor şeyler. Ben de dinamik zorlanmıştım yani sana. Ben en çok ikinci sınıfın ikinci döneminde zorlanmıştım niyeyse. Tabii derslerin yerleri değişebilir ama böyle yeni yeni böyle temel dersler görmeye başladığımız şeyler. Neyse şimdi ben şeyi de açıyorum tekrarda. Ekran paylaşımını açıyorum. Artık ışınıma geçiyoruz. Çocuklar ışınımda kitapta tabii çok daha detaylı anlatmış. Ben biraz daha kırpa kırpa daha böyle özelliği vere vere anlatmaya size çalışacağım. İki ünite var aslında orada. Chapter 12 ve 13. Aslında bunu birleştirilebilir ama ben kitabın formasyonunu değiştirmeden Chapter 12 ve 13 diyeceğim. Bugün 12'yi bitiririz. Diğer haftada yani çarşambada 13'ü yaparız. Ve şeyi bitirmiş oluruz. Işınımı bitirmiş oluruz. Işınım, radiation, processing, properties. Yani ilk başta burada ışınım hakkında temel bilgi verip nedir işte nasıl ışın ısı geçer, hangi kabuller alınır, işte yöne bağımlılık var mıdır falan böyle biraz detaylı yani detaydan değil ki özelliklerini anlatacağız. Daha sonra da çarşamba günü ikinci bir yüzey varsa çünkü biz ışınımı dedik ki işte yüzeyler arası ısı geçiş ama birden fazla yüzey varsa ışınım ısı geçişi nasıl meydana gelecek onları bir ne diyelim onlarla ilgili bir konuşacağız. Şimdi ışınım diyor ki yani diğer ısı geçiş türleri taşınım olsun, konduction olsun ya da işte convection olsun, conduction olsun neydi? Bir maddi ihtiyaç duyarlar. Fakat radyasyon herhangi bir maddi ihtiyaç duymaz. By inconstant heat transfer by thermal radiation requires no matter. Yani herhangi bir maddesel şeye ihtiyaç duymaz. Buna ne örnek vermiştik? Güneş ışığının ve ısısının bize gelmesi. Tamam bizim atmosferimiz var. Bir maddemiz var ama uzay boşluğunda herhangi bir şey yok değil mi? Hava yok, bir şey yok yani böyle bir maddesel ortam yok. O haliyle ışık ve ısı bize gelebiliyor. Bu haliyle diyor ki çok önemli bir interesting heat transfer modeli. Ben mesela kendi çalışmalarımda hep taşınım çalıştım. Force convection olsun. Şimdi bir öğrencime natural convection çalıştırıyorum. Ama böyle taşınım çalıştım. Yani taşınım bir nevi işte. Conduction'a da çok girmedim. Yani conduction'a girdiğim makalelerim var. O da biraz doktora öncesi yaptığım çalışmalardı. Ama burada şöyle bir şeye girmedim. Ama hiç ışınım çalışmadım. Mesela bir radyoloji lise arkadaşım radyasyon onkolojisinde uzman. İzmir'de mesela onlar da ışınımla tedavi ediyorlar. Bir ara onunla konuşmuştuk işte seninle beraber bu tür konuları çalışabilir miyiz falan diye ama sonradan çok ortak konu bulamadık çünkü onların uğraştığı dalga boylarıyla bizim uğraşacağımız dalga boyları biraz daha farklıydı. Onun için dalga boylara gelince biraz daha anlatırım. Diyor ki bu işte daha bu çok önemli bir ya da işte interesting, ilgi çekici bir konu. Nelerde kullanılıyor? İşte ısıtmada kullanılıyor, soğutmada kullanılıyor ya da işte kurutma proseslerinde kullanılıyor diyor. Ya da işte enerji dönüşüm metotlarında kullanılabiliyor diyor mesela bu tür şeyler. Yani mesela bir
İlk başta o industrial örneklerinden vermeyeyim. Mesela hava dışarıda soğuk. Arabanın içindesiniz. Arabada da klimayı yakmadınız ama bir güneş var. Yani güneşin sıcaklığı var. Ama kış ayı olduğu için herhangi bir yağmur, kar falan da olmadığı için dışarıda hava soğuk ama bir güneşin şeyi geliyor size. Dışarıda olsanız o kadar etki etmeyecek. Çünkü belli bir rüzgar falan var. Ama arabanın içinde mesela güneş ışığını gördüğünüz zaman ne yapıyorsunuz? Biraz ısınıyorsunuz. Çünkü dışarının rüzgarı yok. İşte dış etkenler yok. Arabanın içindesiniz ama ışınım gelince elsizliyorsunuz ki biraz ısınıyorsunuz. Demek ki ışınım ısındırabiliyor. Yani şeyde de öyle, endüstride de öyle, heating'de, işte cooling'de, yani her şeyde ışınımı transferi kullanılabilir diyor. Mesela işte enerji konversiyonunda en bildik şey ne? Güneş panellerini kullanması. Güneş enerjisi geliyor. Panelden biz enerji dönüştürüyoruz. Enerji, elektrik enerjisi. Artık ne ihtiyacımız varsa kullanabiliyoruz. Ya da işte işte enerji konversiyonu, bu işte yani fosil yakıtların kullanılması yerine işte diyor ki fuel fosil combustion yerine solar radiation kullanılabilir diyor bize. Şimdi burada temeline bir bakalım. Şöyle bir şeklimiz var. Kapalı bir alan diyelim. Surroundings, bir çevre içinde. Bir tane katımız var. Bir tane de çevremiz var. Ve burada vakum ortamı olsun. Vakum ortamı ne demek? Herhangi bir hava yok. Yani burada biz doğal taşınımı işleyemeyiz. Force convection işleyemeyiz. Sadece radyasyon olacak bu ortamda. Çevreden akışkan gelecek. Çevreden ışınım gelecek yüzeye. Solid yüzeye. Yüzeyden de ne yapacak? Yani sürekli sistemler yayma eğiliminde. Yani emit dediğimiz şey şöyle diyelim. Surface radiation for emission, yani yüzeyden çevreye bir yayılım olacak. Çevreden de katıya bir yayılım olacak. Değil mi? Yani bu çevre kendini yayıyor. Yüzeyde bir yayım olacak. Şimdi burada iki tane durum var. İlk durum ne? Yüzey sıcaklığı fazlaysa. Yüzey sıcaklığı fazlaysa, yani solidin sıcaklığı TS, TS örneğinden fazlaysa, net olan, çünkü burada da bir ısı transferi geliyor çevreden. Katıya bir ısı transferi geliyor. Daha sonra katıdan çevreye bir ısı transferi geliyor, değil mi? Geldi. O haliyle ne olacak çocuklar? Net ısı transferi, radyasyonun net ısı transferi katıdan çevreye doğru olmuş olacak. Net ısı transferi. O haliyle ne olacak? Belli bir zaman sonra yüzeyin enerjisi azalacak, değil mi? Isı geçişi ne olacaktı? Sıcaktan soğuğa doğru olacaktı. En sonunda ne olacak? Yüzeyin sıcaklığı, solütin sıcaklığı düşme eylemine geçecek, değil mi? Bir de anlatırsak şöyle, bir boş şekilde şöyle anlatayım. Daha mantıklı olur. Boş bir slide'da. Şöyle bir çevremiz var diyelim. Garip bir çevremiz diyelim. Yine şey çizim ama burada da bir solidimiz var. Solid. Çevreden bir ısı yayılımı var. Yüzeyden de bir ısı yayılımı var. Diyoruz ki bizim ilk durumda burası TS olsun, burası TS surrounding olsun. TS'miz daha fazla. Bu halin net ısı transferi, radyasyon olan net ısı transferi Q radyasyon. Net yüzeyden çevreye doğru olacak. Yani from surface to surroundings. Okay. Bu durumda ne olacak çocuklar? Burası surrounding diyelim. Şöyle yanlış yazdım. Surrounding. Bu durumda ısı geçişi sıcaktan soğuğa doğru olacak ve T surrounding'e eşitlenene kadar ısı geçişi olacak. Yani ısı geçişim sıcaktan soğuğa doğru olmuş olacak. T surrounding'e eşitlenene kadar ısı geçişi meydana gelecek. Tam tersi durumda ne olacak? Tam tersi durum neydi? Surrounding fazlaysa ne olacak çocuklar o haliyle burada? Yine çevreden, surrounding'den solide bir ısı geçişi olacak. Yüzeyden, solidden surrounding'e bir ısı geçişi olacak. Ama bu sefer surrounding'in sıcaklığı fazla olursa net ısı geçişi ne olacak? Q radyasyon net, Q diyorum, G yazıyorum. Q radyasyon net ne olacak çocuklar? Yüzeyden, pardon, çevreden yüzeye doğru olmuş olacak. En sonunda yine ne olacak? Sıcaktan soğuğa doğru bir ısı geçişi olacaktı. En sonunda T surrounding, TS'ye eşit olana kadar burada biz ısı geçişini meydana, T surrounding, TS'ye eşit olana kadar, çünkü surrounding'de ısısı düşecek, TS'ye eşit olana kadar bize
ısı geçişini sağlamış olacak. Ama burada net ısı geçiş yönlerini anladınız mı çocuklar? İlk başta o çok önemli. Net ısı geçiş yönlerini anladınız mı? Anlaşıldı hocam. Yani her zaman yüzey yayar, tamam mı? Bu çevre de yayıyor, yüzey de yayıyor. Hangisi daha fazla yayıyorsa asıl ısı transferi yönü. Mesela burada solüt daha fazla yayar için radyasyon yüzeyden solütten sörrandikse geçiyor. Tam tersi durumda ne olacak? Burası T sörrandik fazlaysa burada daha fazla yayıyor. O zaman net ısı transferi sörrandikten solüte doğru gelmiş oluyor. Temel mantığımız bu. Şimdi biraz da şeye bakalım. Radyasyon dediğimiz şey çocuklar acayip bir olgu. Her şeye radyasyon yayabilir. Mesela şimdi kalemimi şeyi kapatayım. Şunu aşağı indireyim. Bak burada da gökkuşağı renklerini aldım. Demin slide'a bir şekledim de. Onu da görürsünüz. Pardon. Beni görüyor musunuz şu anda çocuklar? Beni görüyor musunuz? Evet hocam. Şu an mesela ben ışınımı transferi yayabilirim. Çünkü benim de bir sonlu sıcaklığım var. Yani 0 derece bir sıcaklığım yok. 36,5 derece bir vücut sıcaklığım var dedim. Yüzey sıcaklığım. Bu ben çevre ısı yayabilirim. Bu kalem yayabilir. Ya da işte bu kahveyi demlediğim şey yayabilir. Tabii burada arkasında bir şey olduğu için çok gözükmüyor. O arkasını da şey yapabilirsem. Ya da ne bileyim. Yani her gördük hava bile yani gaz bile ışınımı ısı yayabilir. Yani kendinizi gördüğünüz benim odadaki dolaplar, sizin işte yanındaki arkadaşınız, işte bilgisayarı koyduğunuz masa her şey ışınımı ısı yayabilir. Tamam. Bunun sonu yok. Yani sonsuz sıcaklığa sahip olan her cisim ışınımı ısı yayabiliyor. Ama yani aması yok. Yani bunu destekleyici bir şey konuşuyorum. Bazı özellikler, hacimsel özellikler yani hacimsel ısı yayıyor. Bazısı da yüzeysel ısı yayıyor. Mesela bir gazınız var. Gaz taneciği olsun. Bu gaz taneci şu orta bir tek bir nokta. Çünkü her hücre ya da her atomun sonunda bir sıcaklığı var. Ya da molekül diyelim, atom demeyelim. Bunlar ışınımı sıyayacaklar. Diyor ki mesela gazlar işte bir molekül ya da semi transparan solütler yani böyle yarı transparan ya da yarı geçirgen solütler ya da işte buna bağlı olarak işte camlar ya da işte salt kristaller ya da tuz kristalleri. Bunlar eğer sonlu bir sıcaklığa sahipse ışınımı ısı yayarlar ve bunlar da gördüğünüz gibi eğer şeydeyse bir havanın içindeyse ya da boşluğun içindeyse hacimsel bir olay olarak karşımıza geçer. Bu volümetrik bir olaydı. Fakat mesela üzerinde masanın işte bilgisayarımı koyduğum masayı sizin de aynı şekilde masa şurada ışınımı ısı yayar. Şey burada hava var diyelim. Gaz var, vakum fark etmez zaten her türlü radyasyonu sevecek. Burada da solid olsun, bir katınız olsun. Katı da tabii ki ışınımı ısı yayacak. Fakat buradaki ışınımı ısı yayma olayı surface fenomeni yani yüzeysel bir olgu. Burası hacimsel bir olguyken işte gaz ya da işte ne bileyim ya da mesela şu elimdeki kalem bile yüzeysel ısı yayacak. Çünkü burada bir yüzey var. Çevreye yüzeysel bir ısı yayıyor. Surface fenomeni oluyor mesela ama herhangi bir gaz molekülü şu anda tabii göremiyoruz. Yani bunu görebilmek için şey olması lazım. Büyütecimiz olması lazım. Büyüteci olsa bile düşünsene her yerde yani bir avokado sayısı neydi? 1 milimetre küpte ne kadar atom vardı? 6.02 çarpımıza 23 tane atom vardı değil mi? Yani o kadar şey görmemiz lazım. Demek ki o küçük noktada hacimsel olarak ışınımı ısı yayar. Ama bir yüzey düşünün ya da işte bir su üzerindeki şeyi düşünün. Yüzeysel olarak şey yayıyor. Yani tam yüzeyinden yayıyor. Topluca bütün kütlesinden ısı yaymıyor. Mesela şöyle düşünün. Şurada boş bir slide vardı ya. Mesela gaz molekülü ışığa iniyor. Bütün yüzeylere doğru ışığa yayabilir. Bunlar eşit de olabilir, eşit de olmayabilir. Ama mesela bir katımız var. Katıdan ışınımı yayacak. Bunlar da şurada gördüğünüz gibi bütün yüzeylere doğru ışınımı yayar. Bu da eşit olabilir, eşit olmayabilir. Bu yönlerine çok az değineceğiz, tamam mı? O yön bağımsızlığına çok az değineceğiz. Ama bu volümetrik bir olayken bu da surface ya da yüzeysel bir olay olarak volümetrik fenomene bu da surface fenomen olarak karşımıza çıkacak. Diyor ki mesela genellikle solidlerde ya da işte liquidlerde bu surface'deki olaylar, şuradaki surface'deki olaylar bu malzeme özelliğine bağlıdır. O malzeme özelliğine nasıl bağlıdır? Sadece şunu söyleyeyim.
bu malzemenin bir mikron metre kalınlığın, yani buradaki malzemenin mesela epsilon değeri ya da alfa değeri, işte yutma değeri de yayma değeri, buradaki yüzeyin ya da yani illa solit değil, işte solit ya da likit olacak, buradaki yüzeyin bir mikron metredeki malzeme özelliklerine bağlıdır. Yani böyle topluca bu işte bir katımız var, katıdan da ısı yayılacak diyorum, radyasyon ısı yayılacak. Bu toplam katının bir özelliği değil, sadece o katının yüzeydeki bir mikrometredeki kaplamasının özelliği. Bu da işte o yüzden de burası yüzeysel bir fonemin olarak karşımıza çıkıyor. Anladınız mı çocuklar bunu? Evet hocam. Tamam, yani buradaki şey bir işte exposed surface, yani buradaki yüzeydeki malzeme özelliği de karakteristik bizim için epsilon ve de alfayı bulmamıza yarıyor. Şimdi biraz daha burada aslında uzun bir cümle vardı. Ben bunu flow chart'a çevirdim daha anlaşılabilmek için. Şimdi diyor ki radyasyon genelde her cisim yayar, emisyon yapar, emisyon. Tamam, her cisim yayar. Çünkü burada ne demiştik? Surface'de bir ısın ışığı yayıyor, solid'de bir ışığı yayıyor. Bunların hangisi büyükse net ısı transferi oradan oraya oluyordu, değil mi? Emisyon. Ama diyor ki bunun arasında herhangi bir maddeye ihtiyaç duymaz. Evet, yani herhangi vakum da olabilir, bu hava boşluğu da olabilir. Yani herhangi bir maddeye ihtiyaç duymaz. Diyor ki fakat buradaki transportun, yani buradaki ışınımın fiziksel mekanizması nedir diyor. Burada diyor ki mesela bazıları diyor ki foton. Bazıları diyor ki kuant, işte ya da aslında bu kuantta da partiküller. Yani işte yani onu çok fazla açıklayamam. Yani foton ya da ışığı mesela şöyle düşünebilir. Nip ya da Einstein'ın dediği gibi ışık mıdır? Ya da işte yani mesela Newton da çok ışıkla çalışmıştır. Yani çok temel iki tane, yani bilim dünyasını şekillendirebilen saysanız 10 tane ya da yani biraz da bilim tarihine girerseniz 20-30 tane böyle işin öncüsü bilim adamları vardır. Onlar için işte Newton da onlardan, Einstein da onlardan. Yani Newton'la Einstein'ın bulandığı fotonlar mı la ışınım yayılır? Radyasyon as a propagation yapar, yani propagation, radyasyon ilerler. Ya da son dönemlerde alternatif olarak buradaki radyasyonun fiziğini anlayabilmek için elektronik manyetik dalgalar halinde mi yayılır? Bunu ben şu anda tabii ki bilmiyorum, bu işe girmek mi? Yani ya dediğim gibi Einstein'ın dediği gibi fotonlar ya da Newton'un dediği gibi fotonlarla mı yayılır? Ya da Faraday'ın dediği gibi ya da işte Faraday'ından sonra bir adam Maxwell'in dediği gibi elektronik manyetik dalgalar halinde mi yayılır? Bu soru işareti. Ama mesela radyasyon elektromanyetik dalgalar halinde yayılıyorsa biz bir tane dalga boyu terimi kullanmamız lazım. Dalga boyu. Biz buna da lambda diyoruz. Bu dalga boyu hızın o dalganın frekansıyla alakalı. Bu hız boşlukta kez aslında bunun bir, başta birimine bakalım. Metre bölü saniye bölü. Frekansın birimini aslında burada frekansı f de diyebilirdik. 1 bölü saniye, o zaman bunun birimi boyu. Boyut aslında metre ya da mikrometre, nanometre diyebiliriz. Yani boyutu length aslında bunun, tamam mı? Yani metre dedim ama length. Bunun boyutu length. Demek ki dalga boyunun boyu bir uzunluk. Şimdi o dalga boyuna bir bakalım. Diyor ki relationship frequency of wavelength, yani dalga boyunun frekanstaki şeye bağlılığı bir tane hızdan geçer diyor. Bu hız da ışığın ortamdaki hızı. Diyor ki ama ışığın mesela vakumdaki hızı, yani uzaydaki, uzay boşluğundaki hızı, herhangi bir şey olmadığı zamanki hızı 2.998 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye. Hatta buna şöyle yaparsak, bunu 3 dersek 8 tane sıfır ekliyoruz, değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bir tane sıfır fazla koymuşum. Ne olacak? 300 milyon mu olacak? Değil mi? 300 milyon metre bölü saniye. Burada da yaklaşık işte 2.998 çarpı 10 üzeri metre bölü saniye olarak bunun işte bu 300 yerine 2000 şöyle yazacağız. 2990 burada 8 dersek alın size 299 milyon 800 binlik bir hız karşımıza geçiyor. Tabii işte ortamda olunca bu hız biraz daha düşecek çünkü
sanki oradaki dalgalar belli bir yere çarpacak. Çünkü ortamda hava var, başka bir şey var. Biraz daha düşecek ama o kadar da düşmeyecek tabii ki. Şimdi bu dalga boylarına bakalım. Dalga boyları ilk başta biz şunu söylüyorum. Isı transferi 10 üzeri eksi bir dalga boyuyla 100 dalga boyu. Tabii burada mikrometre cinsinden yazmış. Bir daha şey yapalım, mikrometre mi, nanometre mi? Mikrometre cinsinden yazmış. Demek ki biz ısınımla ısı transferindeki kullandığımız dalgalar 0,1 ile 100 mikrometre dalga boyları arasında kullanıyoruz. Diğer dalga boylarında çocuklar şey olmuyor. Isı geçişi meydana gelmiyor. Yani ısı geçişin geldiği dalga boyu, yani ısı transferini ilgilendiği dalga boyu bu. Şimdi ben size şey demiştim ya, işte arkadaşımla oturup işte radyasyon onkolojisi olan arkadaşımla bir çalışma yapalım dedik. İşte mesela onlar dedi ki ya biz daha çok böyle gamma ışınlarıyla, işte X-ray ile, aslında X-ray biraz röntgen demek. Yani X-ray oradan çıkıyor, işte vücudun içini gösterebilen şeyler. Ya da onlar biraz daha fazla gamma ışınlarıyla iş gördükleri için çok fazla ısı transferi olmuyordu zaten. Dediğim gibi ısı transferi olan alanlar, heat transferi olan alanlar 0 ile 100 arasında. Daha sonra çocuklar biraz daha şeye gelirseniz, ultraviyole ışınlara gelirseniz bu da işte 100 ile, yani eksi 0.01 ile 0.4 arasındaymış şeyler. Ultraviyole ışınları. Daha sonra termal radyasyon, bizim dediğimiz şeyler 0.1 ile 100 dalga boyu arasında, mikrometre arasında. Kızıl ötesi ışınlar, infrared ışınlarsa 0.7 ile 100 arasında değişiyormuş ışınlar. Ama bir de görünebilir ışınlar var çocuklar. Çünkü biz her dalga boyunu göremiyoruz. Görebildiğimiz ışınlarsa da şunlarmış. 0.4 ile 0.7 arasında biz görüyoruz. Yani insan gözü 0.4 ile 0.7 dalga boyları arasında görüyor. Burada da aslında işte ilk başta mor, işte şuradan görüyorsunuz mor, lacivert, mavi, yeşil, sarı, turuncu, kırmızı. 7 tane renk var değil mi? Mor, lacivert, mavi, yeşil, sarı, turuncu, kırmızı. Burada da aslında ben şunu göstermek istedim. Şuradaki görünen ışıklar da aslında bizim şeyde gördüğümüz, gökkuşağında gördüğümüz şeylerle aynı. İşte burada 5 tane isim var, 5 tane şey vermiş ama burada 7 tane de şey koyulabilir. Demek ki şey dedik, buraya lacivert konulabilir. Lacivertten sonra mavi vardı. Maviden sonra yeşil var. Yeşilden sonra sarı var. Burada green var. Hangi rengi yazmamış? Bir tane daha bulalım. Lacivert. Navy'yi buraya yazmamış. Navy, lacivert. İngilizce yazalım. Mavi var. Daha sonra turuncu var. Sarı var. Pardon diyorum. Yeşil var. Sarı var. Ha, buraya da turuncu yazmamış. Orange yazmamış. Buraya da orange yazmamış. İşte demek ki bizim skalamız bu. Bir de ben hep şöyle hatırlıyorum çocuklar. Mesela bir tane rak grubu var ya, mor ve ötesi. İşte mor gözüküyor. Ultraviyole ışınlarda ötesi görünmeyen şeyler. Adamlar sanki bir de ışınla ilgili bir şey yazmışlar. Mor ve ötesi grubu oradan çıkmıştır belki. Yani şu anda çok büyük sallıyorum. Ama belki ismini o yüzden mi vermiş? Yani görünmüyoruz mor ve ötesi. Yani mor en son görünen ışık. Ötesi de görünmüyor. Ultraviyole ışını. Bu da görünmüyor. Hatta hatırlarsanız ultraviyole ışın neydi? Zararlı bir ışıktı değil mi? O yüzden de işte ozon tabakası o ultraviyole ışınlarını bize saklamasını sağlıyor. Yani oradaki dalga boyunu değiştirip bizim daha insan vücudunu, insan tenine daha az zararlı şeylere dönüştürmüş oluyor. Demek ki ama şöyle derseniz, ısı transferi kızıl ötesi ışınları da, yani ultraviyole ışınları da hesaba katar. Pardon, ultraviyole ışınları hesaba katar. Gökkuşağının skalasını hesaba katar. Aynı zamanda kızıl ötesi ışınlarını hesaba katar. Hatta bazı şeylerde işte ısıtma araçları vardı ya, bir ara çok daha çıkmıştı. İşte radyasyonla ısı geçişti. Neydi onların şeyi? Hatta onu unuttum ya. Hani böyle duvara asılıyordu bir nevi, işte şey yani normal ısıtıcı gibi değil. İşte kızıl ya, ötesi ısıtmalar. UFO'lar ne diyorsun? Ha, UFO tam onu diyecektim. UFO'lar işte kızıl ötesi ışınlar bize yollayıp ısıtmaya çalışıyor. Demek ki kızıl ötesi ışınlar da şey. Bu da işte radyo dalgaları, mikrowave dalgalar olarak da karşımıza çıkıyor. İşte radyo dalgaları ya da başka dalgalarsa da işte. Ama o radyo dalgaları tabii çok ısı transferi bize sağlamıyor. Ama şey,
aradaki işte ana istasyonla o radyolara geçen ışın hızı onlarda gördüğünüz gibi daha yüksek. 10 üzeri 3, 10 üzeri 4 mertebesinde de karşımıza çıkmış oluyor. Yani size genel bir bilgi vermeye çalıştım dalga boyları hakkında ama gördüğünüz gibi burası da işte 0.4 yani gökkuşağı da 0.4 mikronla 0.7 mikrometre arasında değişiyor dalga boyları ve biz bunları insan gözü bunları görebiliyor. Şimdi çocuklar bir de zor tarafa girmeyeceğim. Bu aslında ileri ışının konusu ama artık zor taraflara sadece kişi taraftan bahsedip zor tarafa girmeyeceğim. Diyor ki mesela bir yüzeydeki dalga boyu, yani bir yüzeydeki ışının diyelim, yayma diyelim. Çünkü öyle bir yüzeyimiz var. Yüzeyde de yayacağız değil mi? İlk başta böyle eşit dağlı bir yayılım gösterelim. Aynı şuradaki şekil gibi. Bir yüzeyimiz var, yayacak. Tamam. Burada mesela yüzeydeki ışının dalga boylarının fonksiyonu olarak bizim karşımıza çıkabilir. Yani diyor ki dalga boyunun fonksiyonu olarak buradaki emisyon, yani E değeri diyelim. Bu E değerini biz nasıl hesaplamıştık? İşte epsilon sigma TS üzeri 4'tü hatırlarsanız değil mi? Bu aslında siz ilk başta bu denklemi şey yapar mı? Bu denklem baya baya bir varsayımın sonucu. O varsayımı da tekrardan geleceğim bir slide sonra. Yani bu yayma diyelim. İşte sadece formülü hatırlattım. Yayma dalga boyunu fonksiyonu. Çünkü her dalga boyunda farklı yayınlar meydana geliyor. Demek ki biz bu dalga boyunu integralini alırsak ne olacak? Bir tane yayılım bulmuş olacağız. Bu sürfezdeki yayılımı bulmuş olacağız. Ya da çocuklar bu aslında işimizi zorlaştıran bir özellik. Birinci özellik bu. İşimizi zorlaştıran birinci özellik bu. Diğer özellik ise şu çocuklar. Biz ne dedik? Şuradaki şekilde de var. İşte yayılım her yöne eşit yayılıyor diyelim. Mesela yüzeyimiz var. Dedik ki her yöne eşit yayılıyor. Ama gerçekten bu böyle değil. Mesela diyor ki burası daha az yayılıyor. Yani burada işte tam açısal diyelim. Tam yüzeyin dik yönünde daha fazla yayılabilir. Ama yan yönlerinde biraz daha az yayılabilir. Mesela şöyle bir özellik çıkabilir. Tamam. Bu hem yöne bağımlılık var çocuklar şeyde. Hem yöne bağımlılık var. Directional changes var. Hem de dalga boyuna bağlı değişiklik var. Biz çok detayına girmeyeceğiz. Hatta hiç girmeyeceğiz. Bu ancak ileri ışınımız transferinin konusu. Çünkü burada işte farklı açılar giriyor. Yani 3 boyutlu açılar hesaba giriyor. Biz bunları hesaba katmıyoruz. Biz diyoruz ki dalga boyumuz sabit olsun ya da dalga boyumuz sabitten ziyade biz bütün dalga boylarının integresini alarak tek bir dalga boyumuş gibi çalışacağız. Ve buradaki şeylerde yöne bağımlılıklarsız her yöne eşit dağılı olarak kabul edeceğiz şeylerimizi, ışınımlarımızı, tamam mı? İlk başta şeyimiz bu, mantığımız bu. Bunlar aslında şey, büyük varsayımlar. O büyük varsayımları yaptıktan sonra biz artık heat flux'ı bulacağız. Yani heat flux dediğimiz şey ne? Watt bölü metrekare cinsinden ısıyı bulacağız. Birim alan cinsinden ısıyı bulacağız. Oradaki ısıları da şuradaki tablodan yavaş yavaş bakıp aşağıdaki şekillerle de size desteklemeye çalışacağım. Tamam mı? Her yüzey ya da her şey gaz, ben, işte sizler, masa, her şey ısı yayardı. Isı yazmasının özelliği neydi? Tabii burada çocuklar neydi? Yani bütün şeyleri uyguluyoruz. Her yöne ısı her şey vardı. Uniform direction diyebiliriz. Uniform direction. Ve uniform ya da one wavelength diyebiliriz, tamam mı? Yani tek bir dalga boyu kullanıyoruz. Ve bütün yönleri de eşit dalga. Aslında eşit derken equal direction de denilebilir. Artık İngilizcesini tam hatırlamıyorum. Yani eşit dağılı yüzey olacak. Yani eşit dağılacak bütün yüzeylerde bu şekilde yayacak. Her yöne eşit, yani her açı eşitleyecek ve tek bir dalga boyundaki ısı akıları şöyle hesaplayın. Demek ki buradaki ısı akısının birimi watt bölü metrekare. Burası çok önemli. Biz bunu zaten yapmıştık. Epsilon sigma TS üzeri 4. Sigma neydi? Stefan-Boltzmann sabitiydi. Onu da hatırlarsanız 5.67 çarpı 10 üzeri eksi 8 watt bölü metrekare Kelvin üzeri 4 değil mi? Burada demek ki TS'de Kelvin üzerinden hesaplanacak. Burası Kelvin. Şimdi yüzeye dışarıdan gelen bir ışın var. Irradiation gelen. Gelen ışın çocuklar şöyle şuradaki yarı şeye bakarsak
geçirgen bir yüzeye bakarsak gelen ışının bazısı yansıtılıyor, refleksiyon ediliyor. Bazısı yutuluyor, absorpsiyon ediliyor. Bazısı da yüzeyden geçiyor. Demek ki gelen ışın şöyle toplanıyor. Gelen ışın reflek artı absorpsiyon, yani yutulan artı GTR, transmission, geçen. Yani gelen ışının bazısı tam yüzeyde, yani yarı geçirgen yüzeyde. Gelen ışın yansıtılıyor. Hatta görürsünüz bak, yansıtılma nasıl? Eşit dağıl. Burası alfa açısıyla geliyorsa burası alfa açısıyla yansıtılıyor. Ya da teta açısıyla geliyorsa teta açısıyla yansıtılıyor. Sanki bir ayna gibi düşünün. Tamam mı çocuklar? Yansıtılıyor. Yansıtıldı. Reflection edildi. Yutuldu ve geçirildi. Ama mat bir yüzeyde, opak bir medyumda ya da mat bir yüzeyde, mat surface'de, tamam, mat bir yüzeyde ya da opak medyumda gelen ışın yutulmuyor da yansıtılmıyor da. Pardon, yutulmuyor da ve geçirilmiyor da mat bir yüzey. Gelen ışın direkt yansıyor. Reflek ediliyor ve emisyon ediliyor. Tamam. Biz daha sonra şuna diyoruz ki yüzeyde zaten bir tane kendi başına bir yayma vardı, emisyon. Bir de gelen ışınımın refleksiyonu var. O zaman toplam bizim giden ışınımız, radio seti aslında Türkçesinde giden ışını neyle neyi toplamı? Normal malzemenin kendi yaymasıyla bir de gelen ışınımın yayılmasıyla orantılı. Yani reflek edilmesiyle orantılı. Burayı anladınız mı çocuklar? Anlaşıldı hocam. Değil mi? Anlaşıldı. O zaman demek ki bizim buradaki şeyimiz J diye bir radyo seti kendi yüzeyin yaymasıyla reflek edilmesinin oranı, radyositi bu. Net heat flux da şu çocuklar, diyor ki net radiative heat flux. O zaman ne olacak? Şu tabloya biraz daha bakarsak, aslında şöyle yapmaya da gerek yok, şöyle diyelim. Buradan çıkamıyoruz o zaman. Disregard diyelim, tekrardan gireyim, şeyi boşaltayım. Yaydık zaten, burada her şey belli. Diyor ki net ısı geçişi, o zaman ne olacak? Yüzeye gelen ısı, çünkü enerji dengesi yazıyoruz. Yüzeyden giden ısıya eşit olacak değil mi? Yüzeye gelen ışı gelendi. Yüzeyden giden ışının neydi? J'ydi. Giden ışının. O zaman net ısı transferi ne olacak? Q radyasyon J eksi giden eksi gelen olacak değil mi? O zaman şöyle bir şey diyebiliriz. Gelenler yüzeydeki ısıyı arttırırken, yüzeydeki enerjiyi arttırırken gidenler de yüzeydeki enerjiyi düşürecek. O zaman J eksi G pozitifse ne olacak? Gelen daha fazla, giden daha az olacak. Tam burada aslında şey olmayacak mı? Tam tersi olacak. Net radiative heat flux. Aslında ben G eksi J gibi düşündüm ama J eksi G diye. Çünkü gelenler her zaman artıdır, gidenler eksidir diye düşündüm. Temel mantık öyle değil mi? Aslında termodinamiğin birinci yasası. Burada aslında biraz daha farklı mantık işletmiş. Net radiative heat limit surface per unit area, aslında yani gidenleri hesaba katmış. J eksi G'yi demiş, yani gideni söylemiş. Çünkü burada net ısı geçişini şöyle almış. Q net radyasyonu şöyle almış. O yüzden de Q net radyasyonunda J eksi G demiş. Yani gidenler eksi gelenler şeklinde karşımıza çıkmış. Yani burası gidenler enerji kaybettirirken bizden, gelenler de yüzeye enerji kazandırır G'ler. Ama net ısı geçişimiz J eksi G şeklinde karşımıza çıkar. Yani net ısı geçişimiz birbirinin arasındaki farka bakacağız. Giden eksi gelenler olarak da J eksi G olarak da birbirini yazacağız. O zaman bunu yazalım. Şuradaki aslında denklemlerden şunu çıkartabiliriz. Biraz daha şuradaki denklemleri çıkartma yönüne geçelim. Şuraya geldin. Pardon, boş bir slide açacaktım. New slide. Şunu yapalım. Şu aşağıda şuradaki denklemi oluşturmaya çalışacağım. Hep beraber oluşturalım. Gelen ışının buydu zaten. Demiş ki her yüzey, pardon, yayılan ışının buydu. Her yüzey yayar. Radyasyon neydi? Şunu biraz daha genişletelim. Radyasyon neydi? Şey, radiosity, yani toplam giden ışının. Gelen artı G reflekti değil mi? G reflekti. Şöyle yapayım. Reflek. Reflekti. O zaman G reflek şu çocuklar. G reflek gelen ışının belli bir tarafı reflek ediliyordu. O da rho ile çarpıyoruz. Rho da
refleksiyon katsayısıydı. Rho bir sonraki slide'da gelecek refleksiyon katsayısıydı. O da şu, o zaman toplam bizim giden ışınımız J dediğimiz şey E artı Rho G olmuş olacak. Rho'yu daha sonradan geleceğiz. Rho reflectivity katsayısı, tamam mı? Yansıtma katsayısı. Daha sonra net heat flux'ı da şuradan hesaplıyoruz. J eksi G dedi bana buradan. J eksi G. J'miz neydi o zaman? E artı Rho G değil mi? Rho da transformasyon şeyiydi. Eksi G. Gelen de neydi çocuklar? Eksi G. Buna da eksi G yazarsak, bu denklemi biraz daha düzenlersem E dedi. Artı G parantezini alıyorum. Rho eksi 1 mi oluyor burada? Değil mi çocuklar? Rho eksi 1. Burası şöyle bir özellik diyelim. Opak bir surface ise, opak ya da işte mat bir surface ise, opak şöyle diyelim, opak bir surface ise, yani gelen ışınım diğer karşıya geçiyorsa, burada biraz sunumum zayıf kalmış, burada şey yapıyorum. Bir sonraki slide'a gelersek, eğer bir geçirgenlik yoksa, opak bir yüzey ise çocuklar, gelen ışınım neye gelecek? Ya yansıtılacak ya da yutulacak, değil mi? Pardon, ben burada yutulma yok demiştim. Kusura bakmayın, burada yutulma da var. Burada mat yüzeyi biraz da yutar. Ben burada yutma yok demiştim, kusura bakmayın. Onu yanlış söyledim. Yani bir anda sanki buradan yansıtılma, yutulma yok diye söyledim. Bunun üzerinden bir daha geçeriz. Yutulur. O zaman ne olacak? Gelen ışını radyoaksiyonel ve absolut olacak. O haliyle bizim toplam şeyimiz, şöyle düşünün. Şöyle bir mantık uyguladım ya. Bunu da şöyle açıklayayım. Oradaki katsayıları gerçekten şöyle açıklayayım. Benim gelen ışınımı neydi çocuklar? G absolut yutulacak. G reflekt edecek. Yansıtılacak. G transformans edilecek, değil mi? Bu toplamıydı. Biz buna 1 dersek çocuklar, aynı sıcaklık, aynı orijinden çıkıyor ya. G absolut alfa ile orantılı. Yutma katsayısı. Reflect geçirme şeyle. Reflect rho ile orantılı geçirme oranı. Transmisyon tau ileydi sanırım. Transmisyon tau ile orantılı. Bu semi transparent yüzey için, buradaki semi transparent surface için bu geçerli. Eğer biz opak bir yüzeyimiz varsa, yine gelen ışının bir deriz. Şöyle aynı mantıkla şunu anlatayım. Gelen ışının deriz. Bu gelen ışın yutulur ve reflekt eder. O yüzden alfa artı rho birdir. Bunun mantığını anladınız mı çocuklar? Bir ses verin. Hocam biraz tekrar edebilir miyiz? Biraz karıştı. Dur. Buradan şeye geçeyim. Bir artı alfa diye rho diye. Buradan da şunu yapıyor sadece denklemde. Ha, ben şunu çıkartmaya çalışıyordum. Şimdi şunu şöyle çıkartayım. Sonra 1 artı alfa artı rho'yu unutmayalım. 1 artı 1 eşittir alfa artı rho'yu unutmayalım. 1 eşittir alfa artı rho. Buradan da şu denklemi çıkartayım. Daha sonra tekrardan başa döneyim. Şeyi anlatarak böyle yaza yaza başa döneyim. Biraz aslında sunumumun çok da iyi olmadığını anlamış oldum bu haliyle. Yani aslında benim sunumlar biraz daha şeydir. Açıklayıcıdır. Burada Q radyasyon net ısı geçişi ne demiştik? J eksi G. Değil mi? Buradan da giden ışınım J neydi? Giden ışınım. E artı Rho G'ydi hatırlarsan, değil mi? Rho G'ydi giden ışınım. Çünkü hem yayılıp kendisi yerine hem de reflek ediyordu. Eksi G dedim. Buradan da E artı G parantezini, gelen ışını parantezini alıyorum. Ne olacak? Rho eksi 1. Değil mi? Rho eksi 1 ne? Rho eksi 1 eksi alfa demek aslında. Şurada da rho eksi 1 dersek ne olacak? Eksi alfa. Burada eksi alfa yazarsam ne olacak? E artı E eksi alfa G yazmış olacağım, değil mi? Aslında burada da bizim net heat flux'ımız hep şöyle hesaplıyorduk. Gelen ışınım nasıl hesaplıyorduk? E sigma TS4 eksi alfa sigma T surrounding 4 diyorduk, değil mi? İşte benim net ısı geçişimde temelde bu olmuş oluyor. Bunu biraz bağlantı kurdunuz mu? Şimdi topluca bir daha üzerinden geçeyim. Şuradaki denklemlerden.
Hatta boş bir slide açayım. Oradan üzerinden geçeyim. Şu şekillerde kalsın. Tamam mı? Bir boş bir slide açayım. Şu şekiller üzerine biraz daha anlatayım. Şunu geldiğim boş bir slide açmadan şekiller. Şimdi çocuklar. Baştan sonra denklemleri açıklayayım. İşte şuradaki gördüğünüz şeyleri denklemlerden yapayım. Diyoruz ki biz yöne bağımlılık yok. Ve dalga boylarına bağımlılık da yok. Isı geçişimiz, yayılan ısı geçişimiz şöyle hesaplanıyor. Epsilon sigma ts üzeri 4. Bu zaten belli. Bu Stefan Boltzmann'dan biliyoruz. Şimdi gelen ışınım diyorum ki belli bir kısmı yansıtılır. Eğer semi transfer düzeyi varsa. Belli bir kısmı yutulur. Belli bir kısmı geçer. Değil mi? Gelen ışının. Buna bağlı olarak G reflection şöyle olur çocuklar. Rho T surrounding diyelim, gelen ışın çevreden geliyor ya. Üzeri 4 tane hesaplanıyor. Tabii burada sigma var. Buradaki denklemleri aslında ben artı olarak da yazabilirim. Reflek edilen ışın rho sigma T surrounding 4. Gelen absolute ışınım nasıl olacaktı? Alfa sigma T surrounding 4 değil mi? G transmisyon ne olacaktı? Tau dedik. Sigma T surrounding üzeri 4. Buradaki denklemlerden şunu çıkıyor. Burada rho reflektif katsayısı, yansıtıcı katsayısı, alfa yutma oranı, tau da geçirgenlik katsayısı. O zaman ne olacak? G hepsini toplamıysa o zaman biz buna 1 dersek bütün oranlar alfa artı rho artı alfa artı tau'yu bulabiliriz değil mi? Yaptık. Eğer bu semi transparant medyumdu. Eğer opak yüzeyse ne olacak? Bu semi transparant yüzeydi. Buradaki denklemleri genel denklemler. Opak yüzeyse ne olacak? Bu şöyle diyelim semi transparant yüzey. Eğer opak yüzeyse ne olacak çocuklar? Opak yüzeyse, mat yüzeyse ne olacak? Gelen yansıtılacak ve yutulacak. Herhangi bir geçirgenlik yok. O zaman ne olacak? G reflection rho sigma ts 4'ten hesaplanacak. G absolute yine değişmeyecek. Sigma pardon alfa sigma T surrounding 4'ten hesaplanacak. Burada geçirgenlik yok. Transmission yok. Transmission yok. O halde burada ne olacak? Toplam gelen ışınımı bir dersek yani şurada gelen ışını G reflection artı G absolute olacak. Yutma oranı. Buradan da gelen ışınımı bir dersek reflection ne olacak? Rho artı alfa olacak. Bunu anladınız mı çocuklar şimdi? Evet hocam. Daha açıklayıcı oldu değil mi? Biraz da aslında ben şunları da o zaman slide eklemem gerekiyor. Biraz daha slide eklenebilir şunlar. Şuradaki denklemler slide eklenebilir. Burada da aynı şekilde gelen ışınım reflek eder, yutulur, geçirilir. Bu da birdir. Eğer opak yüzeyi varsa herhangi bir geçirme yoksa rho artı alfa o eşittir. Bir olur diyoruz. Burada şey için, opak yüzey için giden ışınım ne olacak? E artı reflek edilen ışınım. O da ne olacak? E artı rho g. Değil mi? Rho çarpı g. Buradan da net ısı transferine bakarsak Q net. Aslında şuradaki işlemi biraz daha şurada yapmış oluyorum. J eksi g. Net radyosun ısı geçişi. E dedim. J dedim. E artı rho g. Değil mi? Giden ışını. Kendisini yansıyan adı reflek eden. Eksi gelen. Gelen ne? Toplam gelenden bahsediyoruz. Çünkü bu absolut gelen şey absolut diyorum. Yani toplam gelenden bahsediyoruz. Bazı gelenler yansıtılıyor, yutuluyor ve geçiriliyor. Ama bir tane toplam gelenimiz var. Toplam gelende ne olacak? Eksi g dedim. E buradaki e değerini yazıyorum. Sigma. Epsilon sigma ts 4. Burada da o zaman bir önceki yaptığım mantığın aynısını yapıyorum. G parantezini alıyorum. Rho eksi 1 oluyor. Rho eksi 1'de ne olacak? Rho eksi 1. Eksi alfa olacak. Şurada da rho eksi 1. G dediğim zaman rho eksi 1 oluyor değil mi? Rho eksi 1 eşittir. Eksi alfa olacak. Buraya da eksi alfa yazılabilir. İşte buradaki rho g eksi g'ye de eksi alfa olacak. Eksi alfa g şeklinde de yazmış oluyorum. Mantığı çözdünüz çocuklar. Burasını anlatması en zor kısımdı. Yani şuradaki değerleri yazmadığım için biraz daha anlaşılmadığı için daha sıkıntılı bir
hal aldı anlamanız değil mi? Şimdi anladınız mı? Evet hocam. Bir de son şeye bakalım, ondan sonra da dersi bitirelim. Aslında Kirchhoff'u şöyle düşünelim. Artı bir özellik daha verip şöyle anlatayım. Siyah cismi hatırlıyor musunuz çocuklar? Siyah cisim neydi? Maksimum yayandı değil mi? Yani normal yayma neydi? Epsilon sigma t s üzeri 4'tü. Eğer epsilon 1 ise ne diyorduk biz buna? Black surface diyorduk. EB diyorduk. O zaman sigma t s üzeri 4 oluyordu değil mi? Maksimum yayıyordu. Bir de siyah yüzey neydi? Hepsinin içine geliyordu. Gelen bütün ışının içine alan ve maksimum yayandı. Epsilon 1'di. İlk başta böyle bir mantığı hatırlayalım. Şimdi diyor ki kapalı bir yüzeyde çocuklar. Bu kapalı bir yüzey. Ve burada da bir sürü böyle küçük küçük solitler var. A1 soliti, A2 soliti, A3 soliti gibi şeyler var. Kapalı yüzeyde bunun artık çok şeyine girmeden diyor ki gelen ışının, yüzeyden gelen ışının bu kapalı bir alanda olduğu için gelen ışın direkt yutulur diyor şey için. Yani bu gelen ışının siyah cisim yaymasıyla eşit, yani şey yaymasıyla eşittir demek istiyor. Aslında bu biraz anlatılması daha zor. Yani bunun anlatılması daha kolay. Şuradaki denklemlerin anlatılması daha kolay ama çünkü ben burada çok siyah cisme girmek istemedim. Siyah cisim sadece bilginiz şu. Maksimum yayar değil mi? Aslında siyah cisim olabildiğince yayar, bütün ışınları da yutar. Burada o zaman gelen ışının bütün ışınımı yuttuğu için gelen ışınım siyah cisim ışınımına eşit oluyor. Yani gelen ışınımı aldık, yuttuk. Bu da siyah cisim ışınımın o yüzeydeki maksimum yaymasına eşit olur diyor. Yani geçtir EB artı TS'ye eşit olur diyor. Kapalı bir yüzeyde. Daha sonra biz burada denklemini yazarsak, mesela birinci yüzey için enerji denklemini yazarsak, şurada sadece birinci yüzey için enerji denklemini yazalım. O şey net ısı transferi neydi? Şuydu değil mi net ısı transferi? Neydi aslında şuradaki denklemde yazarsak? E sigma TS4, tabi burada E'si almıyorum. Sigma TS4 eşittir alfa eksi alfa G idi. Şurada şunu yazarsak. Alfa G çarpı alan eksi sigma T. Yani burada artık epsilon hesaba katmıyorum. Siyah cisim ışınımın hesaba katıyorum. Yani burada diyor ki gelen ışının bazısı yutulur. Alfa değeri vardır. Siyah cisimde ne olacak? Siyah cisimde de eşit olacak diyoruz. O zaman biz burada ne yapıyoruz? Epsilon bölü alfa oranı şöyle yapalım. Yani şöyle çok girmeyeyim şuraya. Kirchhoff kanununda da diyelim. Çok böyle hesaba katmayayım. Mantık olarak şey yapayım. Siyah Kirchhoff kanununda ya da grayscale ya da demeyeyim. Kirchhoff kanunu farklı bir kanun. Gri yüzey kabulünde de biz her zaman çocuklar bir yüzeyde epsilon var. Yani herhangi bir yüzey, buradaki şeyde bu A yüzeyinde, işte A2 yüzeyinde, A3 yüzeyinde epsilon ve alfayı beraber eşit almış oluyoruz. Yani bir kapalı bir yüzeyde diyelim, şeyde ya da bir varsayım getiriyoruz. Ve bu kapalı yüzeydeki, bu solitlerdeki her şeyde bunun yayma oranı da aynıdır, yutma oranı da aynıdır bu yüzeyler için diyebiliriz. Biz de buna radyasyonda Kirchhoff kanunu olarak da karşımıza çıkabilir diye söylüyoruz. Şöyle de bu denklemi aslında çıkartabilir miyiz? Tekrardan bakıyorum ama bu aşağı o kadar da çıkartmayalım. En sonunda bileceğiniz şey bu olsun. Tamam, Kirchhoff kanununda epsilon eşittir alfaya eşit olsun. Daha sonra çocuklar diğer derste şuna bakacağız. Burada konumuzu çok böyle kısa getirip bitirdim. Diğer derste de şuna bakacağız. Biz tek bir yüzey için baktık. Tek bir yüzeyde işte gelenler, gidenler, ışınımlar falan olacak. Daha sonraki bir sürü yüzey içinse şunu yapacağız çocuklar. Mesela işte sallıyorum. Şöyle bir yüzeyimiz var. İşte şöyle yapalım. İşte çapraz yüzeylerimiz var. İşte burada birinci alan, ikinci alan, üçüncü alan, dördüncü alan diyelim mesela. Mesela bu birinci alandan üçüncü alana bir ısı geçişi olacak. Bir ile dörde ısı geçişi olacak. Burada alanlara göre, şeklin biyometrisine göre belli bir şekil faktörü uygulayacağız. Yani çünkü artık tek bir yüzey yok. Bir sürü yüzeyin birbiri olan etkileşimini hesaba katacağız. Diğer derste de şekil faktörlerine bakıp yani yüzeyler arasındaki ısı geçişini, radyasyon ısı geçişini nasıl hesaplanacak? Şekil faktörlerine detaylı bakıp dönemi bitirmiş olacağız çocuklar. Bu diğer dersin fragmanı olmuş gibi oldu. Tamam mı çocuklar? Şimdi bir ara verelim. Yani ara diyorum. Dersimizi bitirelim. Çarşamba sabahleyin görüşmek üzere.
Tamamdır hocam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın çocuklar. İyi günler hocam. Şimdi kaç kişi tamamladık diye ona bir bakayım. Bir kişi daha eklenmiş. Arada bir iki kişiydik. Tekrardan bir kişi daha eklenmiş.